arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok farklı yerlerde kullanacağımız güzel bir çalışmayla sizlerle birlikte olacağız. Yeleklerde, yazlık bluzlarda, yazlık şöyle hemen küçük battanelerde kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. İki sırada modelimiz tamamlamakta ve kaydırmalı bir model olacak. Şöyle gördüğünüz gibi biraz ben örerek hazırlığımı yaptım. Arkasında şöyle görmekteyiz modelimizin. Bir sırasında modelimizi kurarken ikinci sırasında sık iğnemizi örüyoruz. Üçüncü sırada kaydırıp tekrar dördüncü sırada sık iğnemizi örüyorum. Yeniden modelimizi 3. sıramızda 1. sıramızdaki gibi kuruyoruz. Sonrasında 2. sırada kurduğumuz gibi de 4. sıramızda modelimizi tekrar ediyoruz ve bu şekilde örerek büyütüyoruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için şöyle birazcık dolgunca ipimi kullanıyorum. Böyle dolgun ve kalın iplerde daha güzel durmakta. 3,5 milimetrede tığımı kullanıyorum. 5 ve katları artı 2 zincir çekerek başlıyoruz. Ne öreceksek ona göre ayarlamamızı yapalım. Bir tane düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane model. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci model. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü, 4 model üstünde çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5. Artı 1, 2 tane de zincirimiz var. Şimdi bu sıramız, ilk sıramızı mutlaka sık iğne olarak örüyoruz. Zincirimizi bitirdiğimiz son zincir yuvasına batmıyoruz. Hemen yanındakine batıyorum. Bakın, son çekmiş olduğumuz içinden çıkan zincir yuvasına değil, hemen bir öncesine batıyorum. İlmeğimi alıp kapatıyorum. Sırasıyla batıyorum. Kapatıyorum. Zincirim tamam olana kadar işlemimi tekrar ediyorum. Son zincirimize kadar sık iğnemizi ördük. Şimdi en son sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ikinci sıramıza geçmek için. Zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Ve şimdi ilmeklerimizi uzatmaya başlıyoruz. Başını dolamıyorum. Bakın, şurası zincirimizin çıktığı yer. Buraya batmıyorum. Hemen şuradaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Buraya batmıyoruz. Buradan zincirimizi çekmiştik diğer sırada. Şu kısma batıyorum. Tığımın başını dolamıyorum. Şu şekilde sıkıştırdım. Batıyorum. Bakın, buraya değil, buraya. İlmeğimi uzatıyorum. İkinciye batıyorum. Sıradaki devam ediyor. Bir sonrakine batıyorum. 3. Bir sonraki uzatıyorum. 4. Hiçbirinde başını dolamıyorum. 5. 5 defa birbiri arkasınca takip eden sık iğnelerimi battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Önce uzattığım ilmekleri alıyorum. Sonra baştaki zincirimle birlikte ilmeklerimi kapatıyorum. Buradaki 5 tane uzattığım ilmeğin arasından giriyorum. 3, 4, 5, bakın. Girdim. İpimi alıyorum. Toplamda 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1. Yine oradan girişimi yapıyorum. 2. Aradan tekrar girişimi yapıyorum. 3. 4. ve son sık iğnemi örüyorum. Modelimiz bu kadar kolay. 4 defa ördüm. Bir sonrakine ve diğer bütün sonraki ne kadar uzun olursa olsun hiç fark etmez. Hepsinde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Arada hiç atlamıyoruz. Aynı yere de batmıyoruz. Sıradan batmadık, hiçbir yer bırakmıyoruz. Tığım, bakın, bu şekilde. Direkt giriyorum. Uzatıyorum. 1. Bir sonraki 2. Bir sonraki 3. 4. Ve en son 5. Şöyle esnetiyorum. Önce uzattıklarım alıyorum. Sonrasında daha önceki kapadığımla birlikte çekiyorum.
zincir çekmiyorum. Hemen buradaki 5 tanenin aradan giriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sona kadar aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Zincir çekmiyoruz. Başlıyoruz. Uzatıyoruz. 1, 2, 3, 4. Çok da zevkli. Boyu da çabuk kalkmakta. 5 şöyle ayarlıyorum. Önce uzattıklarım, sonra diğeriyle arasından 5'ini de bakınız. Burada yarım almayalım. Ona dikkat edelim. 4 tane sık iğnemizi örelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi en son 4. grubumu da tamamladıktan sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Son sık iğnemin tepe noktasına gelerek batıyorum. Şöyle 3 defa da çekiyorum. Başta 4 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. 3 defa da çektim. Şimdi bir tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve sonrasında birer birer hepsine batıyorum. Ara boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, bir de ara boşluğa 5. 4 defa sık iğne örmüştük. 4'üne birer. 1, 2, 3, 4, ara boşluğa 5. 1, 2, 3, 4, ara boşluğa 5. Zincirimin üzerine de örüyorum. Ve ikinci sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Üçüncü sıramıza geçişimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip arkayı çeviriyorum modelimizi. Bu sırada modelimizi kaydıracağız. Tam şu ortalara kuracağız yeni modelimizi. Onun için başta ve sonda 3'er tane yapıyoruz. Burası zincirimizin devam ettiği trabzanımızda. Hemen yanındakine batıyorum. Bakınız buraya değil, yanındakine. 1, 1 ileri gidiyorum. 2, 3 defa uzatıyorum. Başta ve sonda 3. Alıyorum, kapatıyorum. Sonra 2 tane sık iğne örüyorum. Kaç tane çektiysek 1 eksiğini yapıyoruz. Aşağıdakinde 5 çekmiştik. 4 tane sık iğne yapmıştık. Burada 3 defa uzatıyoruz. 2 sık iğnemizi örüyoruz. Sonrasında bakın modelimiz tam ortaya gelecek. Şuradaki kısım eğer hani karıştıracak olursanız aklınızda olsun. Şu ortadaki mutlaka 3. uzatmamız olacak. Orta boşluğa gelen kısım bakın. Birinciyi uzatıyorum. 1. Püf noktası olarak aklımızda kalsın. 2. Bakın orta boşluğumuz tam 3. Hiç o zaman modelinizde herhangi bir bozulma olmayacaktır. 2 sağ tarafta, 2 sol tarafta olacak. Tam ortadaki 3. olacak. 5 defa uzattım. Her ikisinden ikişer aldık. Önce uzattıklarım, sonra diğeriyle ve 5'inin altından giriyorum. 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın ne kadar güzel. Hemen bakın 1 uzatıyorum tekrar. 2, 3. bakın tam ortaya geliyor. Lütfen buna dikkat edelim. Bu püf noktası. Hiç zorlanmazsınız. Çok zevk alarak örerseniz çekiyorum. Ve sonrasında 4 sık iğnemi yeniden örüyorum. Başta 3 defa ilmeğimizi uzatmıştık. Sonda da yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Kurdum. 1, 2, 3. Önce uzattıklarım, sonra hepsi. 3 tane uzattığıma 2 sık iğne örüyorum. Kaç tane uzattıysak mutlaka bir eksiğiyle örüyoruz. 1 doluyorum. En sona batıyorum. Ve 1, 2, 3 defa da alarak sıramı tamamlıyorum. Bu sıramızda tekrar alt sırada yapmış olduğumuz gibi sık iğnemizi örerek devam edeceğiz. Bir tane zincirimizi çekelim.
ve çevirelim. Hemen dibine batıyorum ve birer birer sık iğnelerimi örüyorum. Aradaki şu görmüş olduğumuz boşluğa da giriyorum. 1, 2, 3, 4, aradaki boşluk 5. Sıramızı tamamlayalım. Modelimizi kaydırarak ikinci kez kurduk. Sık iğnelerimizi de örerek geldik. Bundan sonraki yapacağımız işlemimizde yine 4 tane zincirimizi çekip 2, 3, 4 çevirip alt sırada yapmış olduğumuz gibi 5 defa uzatıyoruz. Beşer beşer uzatıp aynı içlerinden dörder örüp daha sonraki sıramızda ise şu sıramızda yapmış olduğumuz gibi 3 defa alarak devam ettiriyoruz ve modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Hemen zincirimizin yanından bakın uzatmaya başlayalım. 1, 2, boyu da gördüğünüz gibi çok çabuk kalkmakta. Çekiyorum, kapatıyorum ve bu şekilde modelimizi devam ettirelim. Evet sevgili arkadaşlar, küçük bir parça sizlerle çalıştık ve bu şekilde modelimizi örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize canı gönülden çok çok teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hayatınız çok güzel olur. Evet, sevdiklerinize ve sizlere güzel günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.